Nitelikli ama az sayıda turizmi ya da çok sayıda ama niteliksiz turizmi. İşte bu ayrımı, bu politikayı oluşturmamız lazım. 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu değişik yönleriyle turizm sektörü konulu bir konferans düzenledi. Üniversite öğrencilerine katıldığı panelde Kaymakam Celalettin Yüksel ve İlçe Turizm Müdürü Yakup Baykan da vardı. Panelin açılış konuşmasını Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Zekeriya Bingöl yaptı. Giderek lüks turizm hareketlerine katılım azalmakta, doyum sınırına gelen alışılmış turizm merkezlerinden uzaklaşma yönünde bir eğilim hissedilmektedir. Zamanla daha da belirginleşen yeni tip turist beklentileri deniz, kum, güneş üçgeninin dışında doğa ile iç içe abartılı olmayan tesislerde temiz bir oda, iyi hizmet ve tüm bunların başında bozulmamış ve temiz bir çevrede aktif bir tatil şeklinde özetlenmektedir. Turizm gelirinde dünya sıralamasında 10. sıradayız diyen Bingöl, 2023 misyonumuz 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir şeklinde konuştu. İnsanımızın konukseverliği, tarihimizin, büyüyen zenginliğimizin buraya kadar gelen tüm ziyaretçileri olumlu olarak etkilemesidir. Onlara barış, hoşgörünün, kadim kültürün ne tip özelliklere sahip olduğunu ve her ziyaretlerinde çarpıcı bir şekilde gösterilmektedir. Bingöl yaklaşık 2 yıl önce kurulan Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'nun bu sürece birçok başarı sığdırdığından da bahsetti. Aşçılık alanında 80 madalya, 70 kupa aldık. Animasyon programımız birçok etkinlikte yer aldı. En son İtalya'da düzenlenen halk oyunları dalında Avrupa birincisi oldu. Türkiye'de ilk olarak ISO 9001 belgesi alan yüksekokul yine biz olduk. Rehberlik programımız yaptığı gezi ve etkinliklerle adından devamlı söz ettirdi. Yaptığımız aşure gününü geleneksel hale getirdik. Yine her yıl yılda iki defa olmak üzere Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası yürütmekteyiz. Hiçbir yüksekokulda olmayan Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu bültenini hayata geçirerek yüksekokulumuzla ilgili haberleri yayınladık. Bundan böyle yüksekokul olarak daha çok bilimsel etkinliklere eğilmeye başladık. Kaymakam Celalettin Yüksel ise Turizm Haftası nedeniyle ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin çeşitli etkinlikleri olduğunu hatırlatarak ancak bunlar yeterli değil, daha fazlasını yapabiliriz dedi. İnsanlarımıza, Marmaris'e, vatandaşlarımıza, esnafımıza, memurumuza turizmin Marmaris için ne kadar önemli olduğunu tabii biliyorlar ama bu hafta vesilesiyle de tekrar hatırlatmaktır. Diğer yandan başlamakta olan turizm dönemine en iyi şekilde hazırlanmaktır. Yüksel değişen dünyayla birlikte turizm anlayışının da mutlak surette değişim göstereceğini söyledi. Hayat sürekli değişiyor. Bu kapsamda turizm anlayışı, turizm hizmeti anlayışı bunlar da elbette değişiyor. İşte bunlardan biri özellikle Marmaris için önemli olanı sadece 3-5 ayda bir turizm dönemi değil, sezon sözünde özellikle kullanmamaya çalışıyorum. Turizm dönemi değil, 12 aya yayılan bir turizm haline getirmektir. Tabii böyle olması için veya böyle olması gerekirken yapılması gerekenler muhtelif başlıklar altında belirtilebilir. Açılış konuşmalarının ardından başlayan panelde ilk olarak sözü Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Muharrem Tuna aldı. Profesör Doktor Tuna dünyada turizm hareketleri nasıl seyrediyor, Türkiye'nin turizm alanında durumu nedir, yeni trendler ve bu trende uygun olarak yapılması gerekenler nelerdir şeklindeki soruların cevaplarına anlatımında yer verdi. Avrupa'nın ciddi bir baskısı, dünya genelinde turizm hareketlerinde baskısı olduğunu görüyoruz. 1995 senesinde 338 milyon kişi seyahat ederken Avrupa'ya, destinasyonlara. Bu rakam 2020 yılını baz almış Dünya Turizm Örgütü. Buradaki rakamlara baktığımızda 2010 senesinde 527 milyon, 2020'de de 717 milyona yükselmiş. Yani çok bir göreceli olarak bir artış görüyoruz. Son istatistiklerde 2014 senesinde
Yine Avrupa 588 milyon turist alışıyla birinci sırada, %52 toplam yabancı turistlerin %52'sini alıyor. İkinci sırada %23 Asya ve Pasifik var. Amerika %16, Afrika %5 ve Orta Doğu'da da %4'lük bir gerçekleşme var. Panelde konuşmacılar arasında TÜRSAP Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Özbozdağ da vardı. Özbozdağ, turizmin yıllar önce sonsuz ve ulaşılmaz gibi göründüğünü ileri sürerek, yaklaşık 1 milyar insanın 1 trilyon dolar ödeyerek kocaman bir turizm sektörünü keşfettiğini söyledi. Dünyanın 1 milyar insanın dünyada dolaştığı ve 1 trilyon dolar harcadığı turizm sektörünün yaklaşık %2,5 ile 3 arasındaki payını Türkiye alıyor. Bu payın da %10'u bölgemiz alıyor. Bölgemiz derken Muğla'yı kastetmek istiyoruz. Turizm geldiği noktada çok önemli bir ekonomik sektör. Bunu unutmamak gerekir. Yine turizm iki önemli ayak üzerinde oturmaktadır. Bunlardan birisi kültürel değerler, diğeri